grafitiye bürünen bir elçilik. Altı yılın emeğiyle dokunan bir manzara. Ve moda tarihinde çığır açan bir giysi. Ama önce Guatemala'dayız. Geleneksel sanatların izlerini taşıyan göz alıcı bir renk cümbüşü bu. Maya kültüründe uçurtmalar ölülerle yaşayanlar arasındaki bağlantıyı simgeliyor. Guatemalalılar hala her yıl haftalarca çalışıp bu dev uçurtmaları yaratıyor, bazılarının çapı 18 metreyi buluyor. Geleneksel uçurtma günü öncesinde başkent Guatemala'nın göklerinde onlarcasını süzülürken görmek mümkün. Brezilya'nın renk ve desenlerinden bir kesit ise bugünlerde Japonya'da. São Paulo'lu grafiti sanatçıları Titi Freak ve Presto, Tokyo'da ülkelerinin büyükelçiliğinin dış duvarlarını folklorik desenlerle bezedi. Yoldan geçenler durup fotoğraf çekmekten, hatta sanatçılarla sohbet etmekten kendilerini alamadı. Proje Tokyo Tasarım Haftası'nın bir parçası ve elçilik duvarlarını gelecek Ocak ayına dek süslüyor olacak. Qingming'de nehir manzarası geleneksel Çin sanatının en bilinen resimlerinden biri. Şimdi her ayrıntısı 6 yılda tamamlanan bir nakışla yeniden yaratıldı. ...53 yaşındaki Gao Shuli eserini bitirene dek yaklaşık 10 milyon ilmek attığını tahmin ediyor. Bu arada da 20 kadar iğne eskitmiş. Oyuncular, mankenler, tasarımcılar ve sanatçılar. Hepsinin üzerinde aynı giysi. Kısa siyah bir Chanel ceket. Tasarlanmasından 60 yıl sonra bu ceket modaya damga vurmuş bir parça. Ünlüleri bu ceket içinde fotoğraflayansa Chanel'in baş tasarımcısı Karl Lagerfeld'in ta kendisi. Bugünlerde bir aylığına Paris'te olsa da bu sergi önümüzdeki günlerde tüm dünyayı dolaşacak.